Herkese merhaba, ben Tuğçe Odor. Bugün sizlerle Tuğçe Odor'un gizli dünyasının içine şöyle bir bakış atacağız. Hemen paparazziye bağladım burada. O çok beklenen hiçbir video yapmayıp gene saçma bir ajanda videosuyla karşınızdayım. Çok da saçma değil aslında. Böyle sanki geri dönüp bir Tuğçe, ulan neler yaptın sen geçen sene, hatlar karıştırdın, neleri başardın, neleri başaramadın diye böyle geçen yılın bir özetini geçmiş gibi bir şey olacağız. Ben de sizle bakıp muhtemelen kendime kayacağım birazdan. Oğlum ne biçim yapmışım, bunu pek yapamamışım falan diye. Birazcık da pop poplamayla falan karışık böyle bir yaklaşık herhalde 1,5 yıllık falan bir ajanda var burada. Kanalımdan eksik olmayan tek video olduğunu farkındayım Mehmet. Bu ajandayı şöyle bir hızlı bir şekilde tüm konseptlerimizin üstünden neler yapmışım, neler yapmamışım, nereyi ne kadar doldurmuşum diye bir bakarak ilerleyeceğiz. Zaten bu ajandayı kendisini artık kanalımda görmeyeceksiniz. Geçen ay çünkü yani bu ay aslında yeni bir tanesine başladım. Böyle bir uğurlama videosu, bir elveda canım ajandam, seni çok özleyeceğim videosu gibi şeyleri düşünebilirsiniz. Neyse, hatırlarsanız bir gezi yaptıktan sonra böyle Brezilya'nın renkli pencerelerinden esinlenip Temmuz konseptimi böyle renkli pencereler olarak seçmiştim ki bu köyün üstüne çok güzel durmuştu. Giriş tasarımında gayet minimal ve hoştu. Hiç böyle bir sayfa bırakmadan, genelde ajanların başına bir sayfa bırakırım, ileride dönüp oraya bir şey çizeceğimi ya da yazacağımı düşünerek ve hiçbir zaman yapmam. Kendimi tanıdığım bir yıl olmuş demek ki, o sayfayı bırakmadan direkt almışım ilk sayfadan. Sonra da bir Tuğçe klasiği olan kocaman bir takvimle girişi yapmışım. Burada fazla doldurmamışım aslında. Şey olarak güzel ama böyle pencere şeklinde bölmüşüm falan. Konsept olarak aslında fena olmamış. Burayı da böyle sade bırakmışım. Minimalliği güzel. İçinin doluluğu olarak Temmuz'da ne yapıyordum acaba diye bir düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, şimdi anladım. Temmuz'da o sıralar hem okuyordum hem de çalışıyordum. Genel olarak her şeyim çok planlı olduğu için muhtemelen gidip kutuların içine sosyal hayattan çıldırmamışım. Birazdan öyle noktalara geleceğiz. Çünkü hatırladığım son aylarda bir sosyal hayat manyaklığı vardı. Bir planlama manyaklığı vardı. İkinci sayfamızda da konuşamıyor yavrum benim. Habit tracker'ı bırakmışım. Bakın burada bomboş olan tabii ki de değil. Onu muhtemelen önümüzdeki aylarda da pek dolu görmeyeceğiz ama ısrarla kullandığımı hatırlıyorum. Diğer yerde işte creative ideas. Ne çok creative idea bırakmışım. Ama tabii o sıra bir sürü farklı şeyler, işte bir yandan okul yapıyordum, bir yandan kişisel proje yapıyordum, bir yandan çalışıyordum, bir yandan YouTube için bir şeyler çekeceğimi düşünerekten böyle planlama falan yapıyordum. Çok umutluydum ya. Allah'ım. Genç ve umut doluydum o zamanlar. Tabii genç mi? Ölmüş çünkü. Böyle bayağı aslında kendimce, evet, ev ödevi kısmı bırakıp ev ödevi yazmamışım içine. Genelde böyle oluyor zaten, size de oluyor. Bir alan bırakıyorum, içini bambaşka bir şeyle dolduruyorum. Bundan da bir ders öğrendim ama şey yapmıştım hatırlarsanız son aylarda. Alan bırakıyordum, başlık atmıyordum. Bunu ilerleyen vakitlerde gelecekteki Tuğçe karar versin diye böyle iteleyerekten devam ediyordum. Burada daha ona aymamışım. O toy zamanlarım tabii de, ne yaparsınız. Temmuz'dan sonra geçiyoruz. Mart'a. Aa. Tuğçe'cim hayrola. Ben de zannediyordum ki hiç ara vermedim ajanda videolarına. Ben bildiğin kaybolmuşum ya, ajanda da yapmamışım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok saçma bir yerden girip çok saçma bir yere vardım şu anda. 1,5 yıllık diye kandırdım size ajandayı ama yaklaşık herhalde bir 10 aylık falan bir şey çıkacak buradan. Ben de şok oldum. Ben cidden kanalda, evet, kanalı ara verdim ama ajanda hep devam ettiğim gibi bir izlenim oluşmuş. Demek ki bir ara ajanda bile yapmamışım, vay arkadaş. Neyse, yoğunmuşuz demek ki diyelim. Kendimizi bu noktada gömmeyelim. Siz zaten beni gömüyorsunuz. Tuğçe artık video at, başka video at, ajanda atma diye. Çok haklısınız ya. Ne zaman böyle bir, evet artık bu noktadan sonra düzenli video atacağım desem, bir iş çıkıyor. Başka bir plan geliyor. Ne bileyim, misafir geliyor. Bu da çok saçma bir şey ama evet, uzak yaşadığın için ve insanlar kısıtlı süre için geldiği için böyle biraz vakit geçirmen de gerekiyor. Hani her hafta göremediğin için o insanları rahatça. Ama bu da bir sebep. Ama ilk sebep değil tabii ki de. Genelde böyle iş oluyor. Sağlıkla ilgili birçok şey olmuştu geçen sene. Ayy, lanet sene. 2023'e nasıl ısınmış, nasıl hemen benimsemiş. Geçen seneyi dışlamaya da başlamışım. Neyse, hepimize şahane 2023'ler, geçen senenin papucunu dama attıracak gelişmeler olur inşallah. Çok da zor olmasa gerek en azından benim açımdan. Neyse, geçiyorum Mart ayının girişinde. Evet, böyle bir yaprak, bir sadelik, bir kolaya kaçmalık aslında vardı bu aydaki temamda. İç kısmı da büyük bir değişikliğe gitmişim. Bak, bana ara yaramış demek ki. Buraya minik takvim, yanlara da bölme koymuştum ki bu şemayı hiç sevmediğim için bir daha da kullanmadım zaten. Şey olmuştu böyle, Arlam hangi gün, hangi yerde, ne nerede falan diye tarihleri karıştırmıştım. Buraya böyle yapılacaklarımı, yani yapmak zorunda olduklarımı yazdım. Burası da yapmak zorunda. İkisi de bak, ha doğru, buraya başlık atmamışım. Yok, burası randevular olacakmış. O kadar çok randevum olmadığını farkına varıp burayı da yapılması zorunlu olanlar kısmı olarak ayırmışım.
burada tarih atıp randevu ayarlamaya çalışmışım ama hepsi birbirine girmişti. Hatırlıyorum bu ayı çünkü lanet bir düzenleme kendime saydırmıştım bayağı bir. Burada aktiviteler, çok çılgın aktivitelerim. Şu üçü sadece aktivite, gerisi iş. Burada da o sıra şeye başlamıştım. Evet bak nasıl. Resmen kapsül içine girmiş yolculuk yapıyorum gibi şu anda. Tiroid haplarına başlamıştım. O zaman işte kilo takibi yapmıştım tiroid haplarını. Çünkü kimisi kilo aldırıyor, kimisi kilo verdiriyordu. Doktorum da takip et demişti. Onları takip etmiştim burada. Doğru dürüst edememişim de zaten. O kaç 10 gün falan var ya Tuğçe. Neyse. Buna da şükür diyorum. Bir arkasında da habit tracker'ım var. Oha yalnız çok iyi. Uuu seni çılgın şeye bak. Neredeyse her gün spor yapmışım ve sağlıklı beslenmişim. Oo şahane bir aymış Mart. Maya bir tane. 3 boyutlu hiç çalışmamışım. Tabii burada okulum bitmişti benim. Kendi projelerimi yapıyordum. O zaman hiç animasyon yapmamıştım. Bir gün yapmış. Burada demo. Aa bak çok yalan söyledim şu an. Yeni animasyon yapmamıştım ama demomu hazırlıyordum. Demo üstüne eski animasyonlarım üstüne çalışmıştım. Self care yapıp bak gene 1, 2, 4, 6, 8. Seni çılgın self care'e de kişisel bakıma 8 gün. Kim bilir ne var orada. Yemek yapıp oje sürüp onları da işaretlediğim için çok da yükselmemek lazım. Burada fax'lerde şey için ayırmıştım. Böyle ne derler? Yeni öğrendiğim gerçekler ama bunları daha çok sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme üstüne diye yaparım demiştim. Sonra işte 2-3 tane şey yazmışım. Besin değerleri hakkında bir şeyler notlar yazıp bırakmışım. Pek de faydalı olmamış. Creative Idea'm gene coşuyor ama Creative Idea'da genelde konuyla alakası çok şey de oluyor. Onun için çok da takılmamak lazım. Burada da sahne planlaması yapmıştım işte demom için hangi sahnede kullanacağım falan filan diye. Ama onu kaydırıp daha çok video planlaması da yapmışım. Yani bayağı bir birbirine girmiş alanlarım. Bunu fark ettim ki ajandayı daha düzenli bir hayata sahip olmak adına yapıp ajandamın gereksiz bir şekilde düzensiz olması. Ama öyle değil midir böyle kendi dağınıklığın içinde bir organizasyonun vardır ya böyle genelde insanların odaları da öyledir ya. Dağınık görünür ama aslında her şey organize bir şekilde dağılmıştır. Sen bilirsin nerede ne olduğunu. Ajanda da o şekilde aslında. İyi yırttım değil mi? Güzel kavradım fark ettim. Neyse geçelim bir sonraki ve neredeyse bojandaki en favori aylardan birine Nisan. Kendi doğum günüm olduğu için değil diyeceğim ama inanmayacaksınız inanmayın zaten. Bayağı bir kıyak geçmiştim. Oğlum Nisan ayına coşturayım falan temaları beni anlatsın falan filan derken altın varakları falan da çıkarmıştım. Hatırlarsanız böyle çok güzel bir tema yapmıştık. Bu arada bu video ben bildiğim böyle konuşamadığım her şeyi, gömemediğim tüm Tuğçeleri, size söylemek istediğim de aslında söylemeyi unuttuğum ya da söylediğim zannedip söylemediğim şeyleri söyleyeceğim. Böyle bayağı gevzelik yapacağım bir video olacak. Yani konuş bitmeyen bir videoya hazır olun. Şimdi bu ay aslında bir 3 dakika falan kendi temamı övebilirdim ama bunu yaparken de çok övdüğümü hatırladığım için şöyle geçiyorum. Aslında tam olarak bir tema yoktu. Böyle sevdiğim şekillerle sevdiğim renkleri bir araya getirip böyle karıştırmış altın varakları da serpiştirmiştim ki böyle zengin göstersin diye güzel de bir giriş sayfası olmuş. Ne yazık ki bu giriş sayfalarına dönüp bakmadığım için böyle bir yazık oluyor aslında. Önceden daha da böyle detaylı çizimler yapardım ama hiç dönüp bakmadığımı fark ettikten sonra detayı birazcık bıraktım. Siz de fark etmişsinizdir. İlk ajandalarım bak da 7-8 saat falan sürüyordu yapması. Çılgınlar gibi çılgın. Bir de onların tabii kurgusu falan var. Yani sadece çekimden bahsedeyim. Çekim okey yorucu ama eğlenceli geçiyor. Daha sonra kurguda böyle kendine küfürler, hayata lanet etmeler, arabesk eşliğinde kurgu yapmalar falan. Orası çok lanet bir düzenek. Anlatamam size. Onun için birazcık daha basit, birazcık daha hızlı şekilde gerçekten hayatımı kolaylaştırması için yaptığım için şu an ajandayı estetik kaygılardan bir tık daha uzak bir şekilde, çok da uzaklaşmadım gene. Böyle daha pratik, daha hızlı şemalara kaçmaya çalışıyorum. Daha az vakit alacak şeyler en azından. Neyse geçiyorum içeri. Yalnız canım benim ayım diye coşmak ve coşturmak. Gerçekten hakkını vererek kullandığım bir must-do var burada. Birçok şeyi yazmışım ve birçoğunu da yapmışım. Üstünü çizmeler falan. O tatmin anı var ya böyle. Ciri 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 diye üstünü çizdiğim böyle sanki sanki 10K maraton tamamlamışçasına bir böyle bir mutluluk anı. Onun için böyle üstünü çizmeleri çok seviyorum. Zaten genelde tick box koyuyorum. Bir tick atıyorum sonra bir de üstünü çiziyorum böyle. O tatmini iki kez yaşayayım diye. Bu ay bayağı bir böyle işte kendime çok güzel bir doğum günü organize etmiştim. Evet beklentilerimi başkalarının üstünden değil kendim üstünden ilerletmek adına bu yaşımda kendi partimi kendim organize etmiştim. Ne yapmıştım ya 80'ler 90'lar mı öyle bir tema yapmıştım. Böyle bir dekorasyonu falan bayağı eğlenceli bir şeydi. Aynı zamanda birçok iş başvurusu falan da yapmıştım. Daha böyle animasyon alanına giriş yapayım falan kafamı oradan minik sokayım diye. Sosyal hayatım da var. Şu an bakıyorum işte Jazz Night'ların arkadaşlarımla buluşmuşum. Dışarı gitmişim, partiye gitmişim. Şey de vardı, Rio Karnavalı da vardı. O ay karnavala falan gitmişiz.
dövme, piercing bayağı coşkun böyle o Tuğçe'cim ne varsa aklında yap ya hiç hızını kesmesen böyle devam etlik bir ay olmuş benim için. Ay çok güzel ya. Şu şema bu arada aşırı kullanışlı. Yani bu şema değil de şema mı? Şema aslında evet. Bu setup bayağı kullanışlı. Burada mastu, burada da içine planlamalı, tarihli, aylı. Gerçekten tuttum ben bunu. Bu arada konsepti de iyi ittirmişim yanlardan. Güzel uymuş yani. Ya beni çılgın, beni çılgın. Hadi orada. Bak şimdi. Bu kısmı ignore edelim lütfen. Hepimizin aklına kazınmış bazı iğrenç şarkılar vardır. Buradaki habit tracker'ı böyle tarihle ve habitleri yazarak yapmışım. Ve gerçekten güzel olmuş. Bunu tekrar yapabiliriz. Özellikle noktalı ajandam işin noktası olduğu için çok da noktalı ajanda noktası olduğu için diye bir açıklık getirmem de çok iyi oldu bu konuya. Çok daha rahat oturtturuz. Böyle ne olduğunu pek belli olmuyor ama şöyle bakınca bak. Sporda coşturmuşum. Sağlıklı beslenmede hiç coşturmamışım. En boş alan ne tahmin edin bakalım. Bomboş olan ne? Değil. Öğrenme hevesime şu an hayran kaldım gerçekten. İstiyor ama yapmıyor. Neyse azimle gerçekten yapmamışım onu. Sonrasında portfolyo var. Portfolyoya devam etmişim. Bir de self care. 2, 4, 6, 7. 8'den 7'ye düşmüşüm. Bir tık daha kendime dikkat edişim azalmış. Ojemi daha az sürmüşümdür muhtemelen geçen ay. Ama gene de takdire şayan bir, yani şurada dili saymazsam bayağı fena ilerlememişim diyelim. Burada mood tracker bırakmışım. Bayağı da iyi olmuş. Evet o sıra bayağı ilaçlara devam ediyordum. Birkaç ilaç daha kullanıyordum. Bir kan testinde abuk sabuk bir şeyler çıkmıştı falan belki bahsetmişimdir. Ne olduğunu tahmin edene kadar değişik birkaç ilaç denemiştim. Onları takip ediyordum falan. Uyuma düzenimi, yeme düzenimi, mood düzenimi falan. Şey yorgunluğumu falan. O zaman bayağı tek tek yazmışım. Aferin kız ne güzel yazmışım vallahi maşallah. Burada accomplishment. Ha, buna sanırım bu ay başlamıştım. Bu şey böyle, bu ay içine yapmak istediğim şeyleri yazıyordum ama basit şeyler böyle çok vah vah olmayacak şeyler ve onları böyle yerine getirince büyük bir tatmin yaşıyordum. Resmen kendi tatminime hitap eden ve birazcık da kendimi gerçekten iyi hissetmemi sağlayan bir alandı bu. Zaten sonraki aylarda devam ettim bunu yapmaya. Burada da Highlight of the Month. Tekrardan günlük yazmaya döneyim diye ayın öne çıkanları serisini geri getirmiştim. Bunu önceden kullanıyordum bir ara. İşte yanına tarih atıyorum sadece işte numaralarını. İşte o gün olan güzel şeyleri genelde. Yani ya da çok önemli negatif bir şey varsa aslında çok yazmamaya çalışıyorum kalmasın diye. Daha çok böyle pozitif önereyim diye ama o günün özetini gibi bir şey çıkarma gibi bir şey aslında. Bayağı da çok güzel kullanmışım. Nisan'a takdir ettim yalnız. Top 3'ye kesin girer yani bu ay. Hem konsept hem de kullanım olarak geçelim Mayıs'a. Nisan, Mayıs, Haziran üçlemesini aslında Şubat'ta dahil etmem gerekiyor. Çok seviyorum. Şubat'ta abim doğuyor sonunda. Sonra ben tabii ki de güneş gibi Nisan'da doğacağım. Alçakgönüllülük.com. Mayıs'ta annem, Haziran'da da Niko var. Böyle o ay gidişinde hediyeler, armalar, hediyeler vermeler. Ben aldığım kadar hediye vermeyi de çok sevdiğim için bana böyle keyifli geliyor o ayların gidişi. Bu ayın temasında bu arada çay, annemi düşünmüştüm aslında böyle huzurlu, sade, güzel, böyle estetiği yüksek. Bana bu güzel böyle papatya çayını hatırlattı. Sakinlik veren ve tadı güzel olan bir şey ya. Buradan esinlenerekten böyle papatya çayı temalı, bayağı da Pinterest'ten esinlenerek yaptığım bir çizimdi zaten. Hoşuma da gitmişti yani çok şeye çok yatılıyorum. Biliyorum sizin de hafızanız o şekilde mi çalışıyor? Çoğu insanın farklı nasıl çalıştığı. Ben de görsel olarak bir şeye baktıysam o an düşündüğüm şeylerin aklıma gelmesi çok daha hızlı oluyor. Bunu yaparken çok acı çektiğimi hatırlıyorum yani bayağı tema bulamamıştım nasıl bir şey çıkaracağımı böyle kendi üstüne kendimce baskı falan kurmuştum. Daha sonra bayağı böyle başka birkaç çizimin kombinden böyle esinlenerek bunu çıkarmıştım. Kendime kızmıştım hatta Tuğçe hani biraz daha özgün bir şey yapsaydın falan diye de sonra hani o acı çekme sürecini bitireyim diye bu temaya gitmiştim ama hoşuma da gitti. Yaparken eğlenerek yaptığım bir şey altını da eksik etmemişim. Aile genetikte olduğu için anneciğime de altın kondurayım demişim. Beni çılgın Mayıs'ta da devam etmişim. Bak dop dolu, çok iyi. Kendimce minik değişiklikler yapmak adı altında yapmam gerekenler listesini yan yatırıp buraya yazmışım. Canım benim çok yenilikçisi gerçekten. Ama yani o kadar kullanışlı ki şu şema, onu fazla değiştirmek istemiyorum. Arada evet değişiklik olsun, size de hep aynı şeyin ıstıp ıstıp servis etmeyeyim de değiştirmeye çalışıyorum ama cidden çok kullanışlı ki bakın yani içine dop dolu. Bütün sosyal hayat, doktor randevularım, ödevlerim, çalışmalarım, işle ilgili yapacağım ne kadar çok şey var. Oha. Yani her gün birbirinden farklı. Ben şu an şok. Mesela bak çok basit bir örnek vereyim. Şurada canlı yayınımız var. Sabahleyin dersim varmış. Sonra doktora gitmişim. Sonra canlı yayına katılmışım. Sonraki gün arkadaşımla buluşmuşum.
Sonraki gün ödev yapmışım. Sonraki gün iş teslimim varmış. Beni çılgın işte bu şey kan testi yaptırmışım. Animasyon bir şeyine katılmışım. Ya ben çok iyiymiş gerçekten. Mayıs'ı da takdir ettim. Temayı da buraya iliştirmişim. Arada da altın yıldızlar var böyle, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama parlıyor falan. Hoşuma gitti yani. Bir sonrasında da ya şu yırtma yapıştırmaya sonra bu kolaj olayına fena düştüm son aylarda, göreceksiniz zaten. Habit tracker'ım bak Nisan'da hoşuma gittiği için burada da aynı şekilde devam etmişim. Spor yani yarı yarıya, sağlıklı beslenmem gerçekten düşmüş yani, kaç toplasan 10 gün bile yok. Breathe bak, nefes egzersizlerine başlamıştım. Evet gerçekten başlamış ama devam edememişim. 5 gün yapıp bırakmış. Annem sen de mi buradaydın nazar boncuğu? Bak dil kısmında bir gün var. Bir gün dille çalışmışım. Gerçekten aya azimle başlamışım ama devamı gelmemiş. Böyle bir sorun var. Maya'da evet yeni animasyon yapmalara başlamışım. Bu ne? Okuma şey alışkanlığını düzelttim çünkü audiobook'u o kadar sardım ki hiç kitap okumadığımı fark ettim. Okuma alışkanlığımı getireyim diye oku yazmışım ama okuya sadece bir günü, gerçekten bir gün yerine getirmişim. Kapışırlar dille beraber. Social'da yani 2, 4, 6, 10 seni çılgın, çok sosyal bir yer geldim. Ama gerçekten az önce gördüğüm bir önceki sayfada sosyal bir yermiş benim için. Kontakta sanırım da insanlarla iletişime geçtiğim anlar gibi bir şey. Tam emin de olamıyorum şu anda kontaktan. Kastım ne? Vallahi kendim bile beni kimse anlamıyormuş, ben de dahil, bunu fark ettim. Burası accomplishment. Başlığım yok ama içindekilerden görebiliyorum. Mood tracker'ım devam ediyor. Hala o ilaç kullanma dönemim devam ediyordu. Burada da yine highlight of the month. Bir ay önceki ay nasıl kullandığımı görünce çıldırarak da devam etmiş. Aferin bana. Bak ama birden 26'sına kadar devam etmiş. En son da bak Nico ile date night'e gitmişiz, onu yazmışım. Geçelim güzel Haziran ayımıza. Buna çilek milek böyle tatlış minnoş yapmıştım. Şu an fark ediyorum ki gerçekten o ay doğum günü olan insanlarla esinlenmişim. Nico'nun da, Nicole Fransız gemimizin başında çilekler falan vardı. Böyle çok bizim için ritüeldi o çilekleri yemek. Daha doğrusu onu toplayıp benim yemem. İlk böyle evlendiğimiz ilk sene orada yaşarken çilek toplama ve yeme seremonileri gerçekten benim küçüklüğümde de, yani biz orduda yaşarken de çok böyle dağa çıkıp dağa çileği toplayıp yerdik. Böyle koku olarak da hatıra olarak da çok güzel bir yeri vardır. Gene aynı şekilde Fransa'dan da demek ki orada aklımda kalmış ki şu an fark ediyorum. Çilek temasını devam ettirmişim Haziran'da. Belki de bu kadar derin anlamları yoktur. Şu an ben anlam yüklemiş de olabilirim ama neden olmasın diyorum. İç kısma geçiyorum. Bir boşluk değil mi? Bir an bir boşluğa düştüm ama şimdi fark ettim. Tatildeydik çünkü. Şımarıklık. Bak şimdi Haziran'ın başında seramik derslerine gitmişim. Kuaföre gitmişim, beni çılgın, ders hazırlığı, bisiklete binmişim. Nico'nun doğum gününü hazırlamıştım ki neredeyse hiçbir şey yapmamıştık ama burası genelde tatil planlayarak ve çalışarak, böyle son bitirmem gereken işleri bitirerek geçmişti. Genelde benim tatil öncesi 2 hafta falan ajandadan da kayboluyorum. Deliler gibi çalıştığım için çıkmadan önce her şeyi bitireyim önden diye. Yani iki katı bir çalışma söz konusu oluyor. Onun için fazla da aktivite olarak fazla yaptığım bir şey olmuyor. Zaten 14'ünde tatile çıkmıştık. Bu ayın sonunda da zaten bir önceki aydaki planlamalarım vardı aslında. Haziran, Temmuz'da Avrupa'ya gidiyordum ben zaten. Onun planlamalarını da yapıyordum bir yandan. İşte annemle buluşacaktım, arkadaşlarımla buluşacaktım, kuzenimi ziyarete gidecektim. Böyle birkaç yer değiştirmeli, güzel bir ay geçirecektim. Onun planlaması da olduğu için baya böyle ayın başları boş kalmıştı. Çünkü şimdi gördüm. Burada Fransa'ya uçuşum var. Şurada Nicole'la tatile çıkışımız var. Nicole'un doğum günü kutladık. Hatta aynı gece Nicole'un doğum gününü kutladığımız akşam tatile çıktık. Böyle bir dağlık bir yere gitmiştik. Hatta benim telefonum bozuldu o sırada. Onun için fazla gördünüz bilmiyorum ama böyle Tukana kuşları falan masaya gelip böyle yemeğimi falan yediği, böyle çarlı kahvaltılarıma göz diktikleri böyle bir tatil yapmıştık. Harika bir şeydi. Böyle her şeyden uzak böyle ormanlık bir yerdeydik. Böyle hayvanlar falan görmeli. Pantanal diye Brezilya'da bir yerdeydik bu arada. Böyle bir 10 gün falan tatil yaptık. Sonra geldiğimizde zaten benim Avrupa seyahatim başlıyordu. Gitmeden önce gerçekten hem bavul aranjmanı, bavul ayarlaması falan yapmıştım. Ne götüreceğim, kime ne götüreceğim. O kadar çok insan görmüştüm ki, bir de farklı yerlere gittiğim için, farklı havalar olduğu için. Bir de bir ay tek bavulla gezeceğim için ne kadar az şey götürürsem o kadar çok şey getirebilirim mantığıyla. Tek tek her şeyi planlamıştım bavula koyacağım. Burada yapmam gereken zorunluluklar falan var. Bir sonrasında da bak şey güzel, workout. Güzel sporumu yapmışım. Sağlıklı beslenme şahane. 2 hafta neredeyse aralıksız sağlıklı beslenmişim. Maya'ya 3 gün de olsa şey, bu arada language koymamışım. Öğrenmiş ya ablası. Orada da self-care var. İşte kendini. Artık self-care'de ne varsa, sosyal olduğum, kendime özen gösterdiğim, her şeyi dahil ettiğim bir yer. Burada 2 kez weekly planner kullanmıştım uzun süreden sonra.
Gördüğün gibi ilk 3 hafta gayet de kullanmışım. Zaten sonrasında tarihte olduğum için ajandayı yanında götürmediğim için boş olması çok normal. Ama işte böyle Target'im, Mood Tracker'ım, Creative Ideas'ım. Yani hepsi yarıda kalmış. Ayın yarısında burada yoktum. Çok da normal aslında bu diyorum. Ve bu arada tema, evet temayı da iyi devam ettirmişim ajandanın içinde. Çok da sallamamışım yani. Geçelim bir sonraki ayımıza. Temmuz ayı. Temmuz ayını Avrupa'da geçireceğim için orada yiyeceğim şeyleri düşünerekten bu temaya karar vermiştim. Hatırlıyorum böyle Allah'ım bu şunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, bura olsun, bura olsun diye wishlist gibi bir şeydi benim için. Gerçekten buradakilerin hemen hemen hepsini yedim. Hatta yani birkaç kez yedim. Tek seferle de bırakmadım yani. Zaten o tatil sonunda harika bir tatildi. Bir yerde herhalde 4-5 kilo falan alıp geri döndüm ama değdi yani. Bunun böyle teması Baker Pastry, böyle kahvaltı karışımı, tatlı, tuzlu, çörek, börek adı altında topladığım bir şeydi. Hatta bunu yaptıktan sonra, eğlenceli bir çizimdi çünkü. Bu çizimi yaptıktan sonra siz de böyle arada yemek çizimleri falan yapalım mı, o alanlara girelim mi demiştim. Siz de girin demiştiniz ama ben girmemiştim. Çünkü neden? Bu benim bir kanal klasiğimdir. Bir şeylerin sözünü verip verip tutmam. Tutarsam zaten şaşırmanız gerekiyor. Zaten şaşırıyorsunuz. Arada video falan atıyorum. Ooo Tuğçe hayrola falan, ne olur niye video attı falan diyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Nasıl tanımışlar beni, canlarım benim. Neyse iştah açan bir temaydı. Neyse ki bu ay ajandayı hiç kullanmadığım için dönüp dönüp buraya bakmam ve iştahlanmam gerekmedi. Şu an bile canım çekti çok. Biz özellikle şuradaki çikolatalı pasta, Allah'ım çikolatalı pasta manyağıyım neyse. Gördüğünüz gibi neredeyse bomboş. Çünkü geçen ay sonunda gidip bu ayın 26'sında geri dönüş yapmıştım. Yani evet neredeyse bir ay kalmıştım. Aklıma şey gelmişti aslında. iPad'im yanımdaydı yani ajandayı taşımadım. Hiç olabileceği minimal taşımayla gittiğim için minimal taşımak. Böyle fotoğrafını çekerim iPad'in üstünden dijital olarak doldururum demiştim. Ama unuttum sonra fotoğrafını çekmeyi, onu da yapmadım. Neyse iPad'de sonra böyle şematik bir ajanda yapmıştım kendime. Böyle sadece planlamalarımı düzgün yapayım, hiçbir şey kaçırmayayım diye. Ama ne diyordum? Ha niye burası boş diyordum. Oradan burası boş. Bunu cidden o videoda da söylemiştim. Sadece sizin için yapıyorum, ben kullanmayacağım diye. Çok da gerçekten de doğru söylemişim. Şurada geldiğimde sanırım evet ay sonunda döndüğümde bir sürü yapmam gereken şey vardı. Onları not etmiştim aklımda gitmeden hemen hepsini not edeyim diye. Onun dışında zaten neredeyse hiçbir şey yok. Bak buraya yeni bir şeyler dene demişim. Evet gezerken denedim tabii. Bunu yanımda götüreceğim yani fotoğrafını çekip yanımda götüreceğimi düşündüğüm için kullanacağımı düşünerekten aslında dijital olarak böyle bir şey ayırmışım ama kullanamadım neyse ki. Gift listim falan var. Ya canım benim ya. Nasıl da umutluymuş kendinden. Neyse geçiyorum Ağustos ayımıza. Bu temayı çoğunuz çok sevmişti. Bir denizaltı, minik minik. Sizden zaten çok isteyen olduğu için böyle bir şey yapmıştım. Benim çılgınlar gibi hoşuma gitmedi boyama olarak açıkçası ama tema olarak tatlış oldu. Yani Ağustos ayına zaten her şekilde hitap ediyor. İç kısmı bakın tatilde yüklediğim enerjiler burada gerçekten insana iyi geliyor ara vermek. Hani uzun süre olmasa bile bir iki gün bile ben bir şey yapmadan ya da başka sevdiğim bir şey yaparak geçirdim. Yani evet resim yapmayı falan da seviyorum ama ofis burası benim çalışma alanım olduğu için burada yaptığım her şey bir noktadan sonra böyle iş gibi hissettiriyor. Buradan çıkıp evden çıkıp yaşadığın alandan çıkıp yani köye bile gitsen, ne bileyim bir dağa çıksan, bir tepeye tırmansan, ne bileyim iki tane ağaçın arasında yürüsen bile modun değişiyor ya. O iki gün kalınca böyle bir yüklenip, enerji yüklenip geri gelmiştim. Bayağı evet iş başvuruları, yeni sahneye başlama, yeni işlere başlama, yeni iş planları. Wow, bayağı şey güzel yani aktif olarak da güzel şeyler yapmışım. Bir sonrasında bak şurada. Tabii dönmüşüm. İlk haftalar adapte olamamıştım hatırlıyorum. Böyle spora çok ara verdiğimde tekrardan başlamak zor oluyor. Yani başlayınca devam etmek çok daha kolay. Alışkanlık haline gelince hatta vücut da istiyor ama ara verdiğimde tekrardan geri dönme kısmında bocalıyordum ki bocalamıştım ki ben geri döndüğümde evde misafirler vardı. Niko'nun kuzenleri vardı. Onlarla beraber sağa solu gez, her akşam festif bir şekilde yemek ye. Çok da hoşuma gidiyor. Bu konuda şikayet etmiyorum. Yemek, içmek derken zaten sağlıklı beslenme ve spor kısmı pek yoktu. Bak şurada sağlıklı beslenmeye bir geri dönmüşüm. Kuzenler gidince evet bir 4 gün detoks yapmışım. Sonra gene sarlamışım. Sonra bir geri dönmüşüm. Ne yaptım da bilirim. Spora en azından geri başlamışım. Maya'ya neredeyse düzenli olarak geri başlamışım. Hobi kısmı ayırmıştım. Yani evet dil öğrenmeyeceğimi düşünerekten artık bir kabullenme olmuş. Hobi kısmı koymuşum. 5 kez de yapmışım. Fena değil. En azından yeni hobi adı, edinmek adı altında bunu böyle yazmıştım. Sosyalde de bir çılgınlık, bir durgunluk, bir çılgınlık, bir durgunluk şeklinde genel bir sosyal hayatım varmış. To do's kısmım işte amaçlarım, creative ideas'ım. Aslında hemen hemen her alanı kullanmışım ve çok da değişmemiş şablonlarım önceki aylara göre.
geçelim September'a. Burada çok sevdiğim sanatçıdan esinlenerek bu temayı seçmiştim. Size de söylemiştim hatta. Böyle bakınca da aklıma geliyor. Direkt çünkü onun şeyi, onun tarzı, onun yapışı böyle aklıma çok yaratıcı bir şey gelmediği bir aydı gene. Bir de her zaman böyle Irwell'in yaptığı bir şeyi... Irwell. Emin değilim nasıl pronounce edilir ama yaptığı bir şey yapmak istiyordum. Böyle bu ayda buna iyi mazeret olmuştu. Sade bir giriş ve dop dolu bir ajanda. Beni çılgın. Gerçekten ajanda yapınca kullanıyormuşum, bunu fark ettim. Ajanda kullanma alışkanlığım da gelişmiş düzenli yaptıkça. İlk aylarda daha boştu, farkındaysanız, hatırlarsanız siz de. Hatırlarsanız diyorum çünkü videoya başlayarak yaklaşık bir 45 dakika falan oldu herhalde. Non-stop konuşuyorum. Çeneme sağlık. Burada gene not ve şablon. Bunu isterseniz değiştirelim. Size soruyorum, yeni bir şablon var mı? İstediğiniz bir şey var mı diye. Genelde bu konuda dönüş almıyorum. Demek ki demek istiyorsunuz ki burada bana sanatçı diyor ki memnunuz Tuğçe'cim, değiştirme dediğinizi düşünerekten değiştirmiyorum. Burada böyle mutlu mesut bahsediyorum. Gerçekten geçen sene benim için zorlu bir sene oldu. İlk senenin başlangıcında Ocak'ta parmağımı kırmıştım. Eve hapsolmuştum. Yürüyemiyordum. Spora gidemiyordum. Aynı zamanda ailemin geldiği hafta oldu bu. Onlarla hiçbir şekilde dışarı çıkamadım. Ne onlardan kaçabildim ne onları gezdirebildim. Böyle bir evin içine hapsolma durumu olmuştu. Daha sonra iş konusunda ne yapacağımı çok kararsız kaldım. Hem okulum hem çalıştığım büyük proje aynı anda bittiği için böyle bir tatil yapayım dedim. Ama tatil bittikten sonraki boşluğa düşme anını çok net yaşadım. Kendimle biraz fazla baş başa kaldım. Böyle kendimle baş başa kalınca ben eğlenceli kısımdan çok düşündüğüm kısma çok hızlı geçtiğim için, çok düşününce de insan bir manyaklaşıyor ya. İyi bir şey değil ya çok düşünmek. Yani her şeyi çok düşünmemek lazım. Bazı şeyleri böyle bir iki dakika düşünüp not olarak düşündükten sonra bir kaldırıp kenara koymak lazım. Ben o düşünme circle'ın işine düşüp böyle bayağı bir kötü hissettiğim, yani zor bir senede bazı alanlarda, en azından bu sene bu zorlukların üstünden, en azından gelebileceklerim üstünden gelebileceğimi düşünüyorum. Allah'ım ne kadar motive edici konuştun. Bravo Tuğçe, takdir. Anladınız siz beni diye düşünüyorum en azından. Genelde çünkü anlıyorsunuz ya. Ben böyle kimse bunu anlamayacak diyorum ama genelde anlamış oluyorsunuz bana yorumlarda falan. Böyle tatlış tatlış yazıyorsunuz. Çok şeker, seni teşekkür ederim. Kalpler falan uçuşuyor yerde. Neyse, beni çılgın. Yalnız çok iyi ya. Kendimle gurur duydum, bir ajanda oldu. Ben kendimi gömerim diyordum ama bu tur bana böyle iyi geldi. Sağlıklı beslenmem güzel. Yani 2, 4, 6, 8, 10. Yani ayın 3'te 1'i çok da güzel değil ama buna da şükür. Çünkü o sırada ilaçlardan da dolayı çok kötü yeme alışkanlıkları geliştirmiştim. Sporum çok iyi. Hiç ara vermeden neredeyse devam etmişim. Maya çok iyi. Neredeyse her haftanı 3-4 günle ayırmışım. Bakın burada kim var? Eski en iyi arkadaşımız. Dil geri dönmüş. Tabii ki de bomboş. Kendini hiç bozmamış, hiç değişmemiş canım benim. Social'da hep düzenli ya. 2, 4, 6, 8. Yani bir de relax kısmı, yani rahatlama kısmı eklemişim. Burada yoga yaparım, meditasyon yaparım falan düşüncesi vardı ama hani böyle hiçbir şey yapmasam da olur, televizyon izle otur istiyorsan kısmıydı. Çok fazla yapamamışım. Onun dışında işte yapmak istediklerim, yapmak zorunda olduklarım, yapacaklarım şeklinde böyle bir alan ayırmıştım. Çok kullanmamışım. Creative Ideas'a nerede hiçbir şey yok. I am grateful, huh? Kendime birazcık daha sahip olduklarımı hatırlatayım, birazcık daha böyle onlara yöneleyim diye böyle bir alan bırakmıştım ve hoşuma gitti gerçekten. Bunu geri getirebilirim. Ya böyle highlights of the month, yani ayın öne çıkanları, ya da böyle niye, ne için teşekkür ediyorum, teşekkürler hayatım kısmı gibi bir alan. Bunu tekrardan getirebilir. Siz kullandınız mı bu arada böyle bir alanı hiç? Sizin için nasıldı? Sizin görüşleriniz neler? Bunları da bana yazarsanız seviniriz. Geçelim October'a. Bu temamı da gene çok zorluklar yaşayaraktan Pinterest'te böyle 2 saat geçirdikten sonra bulmuştum. Ne zaman böyle güzel bir şey yapayım desem o stresle güzel bir şey yapamıyorum. Ve bu ayda o aylardan biriydi. Çünkü mantar yapmak istiyordum ama hiçbir şekilde güzel mantar temasını böyle oturtturamamıştım hiçbir şablon içine. Sonra evet, canım Pinterest'im, canım benim. Tek arkadaşım, konsept bulmadaki en büyük yardımcım sağ kolum yardımıma koşmuştu. Güzel de bir tatlı çizim olmuştu. Yani çok orijinal, özgün bir şey değil ama şey, tasarım olarak güzel oldu. İçine geçtiğimizde diyecektim yine ne yaptın Tuğçe'cim diye. Burada da tatil. Bizi çılgın. Bir anda durup yıl sonu şöyle oluyor. Çünkü yıl içinde, yıl başına genelde Niko çok yoğun oluyor. Genelde benim de yoğun oluyor zaten. Daha sonra yıl sonuna doğru bir sürü iznim var, kullanmam gerekiyor diyor. O zaman böyle sıkıştırıp çalışıp böyle tatil, bir iki arayla böyle bir yerlere gidip geliyoruz. Sürekli tatile çıkıyoruz. Bolivya ve Şili'ye gitmiştik ki Bolivya 10 senedir gitmek istediğimiz ama bir türlü denk getirip gidemediğimiz yerde. İnanılmaz güzeldi. Çok iyiydi. Gidin beni Instagram'da takip edin. Sırf onun storylerini izlemek için onları bir, evet, bir highlight çektim de izleyebilirsiniz de. İnanılmazdı yani. Biliyordum çok güzel olacağını ama bu kadar beklemiyordum. Çok iyiydi. Neyse. Sal Tuğçe'cim, bir sal.
Oraya gelene kadar gayet şey bir şekilde kullanmışım. Evet, bayağı bir çalışmışım ya. Aferin bana. Da ne yapmışım? Bayağı güzel geçmiş. Bak, masterlarım var, notlarım var. Şahane. Ya yani gidene kadar her gün bir şeyler yapmışım. Bayağı bir çalışmışım. Aferin bana. Tema da böyle değil, ne kadar tatlı değil mi? Bak, şurada sarmıştım ya bu kolajla yine. Kurtulamadım bundan. Çok güzel duruyor ya. Çok güzel değil mi ya? Bir sonrakinde de habitlerde. Habitlerim kötüymüş ya. Bak, neredeyse spor 2 haftam oldu halde düzgün spor yapmamıştım. Sağlıklı beslenmeye başlayıp 5 gün sonra bırakmışım. Maya 1 gün. Ya seni çılgın. Dile bak, 2 gün. Vay be, en sonuncu olmamış bu ay ilk kez. Yuhuu. Şeye başlamışım çünkü Portekizce derslerine başlamışım. Uzun süre Fransızca'ya mı devam edeyim, Portekizce'ye mi başlayayım derken bir yıl geçtiğini fark edip aradan Portekizce'ye başlamıştım. Sonra tatile gittim zaten, onun için başlamışımdır. Başlayayım da sonra ara vereyim bahaneyle diye. Yeni yani haberler, neler oldu neler bitti kısımlarım. Burada kreatif idealarım, çok da bir şey yokmuş ama mood chakram bayağı yine güzel kullanmışım. Buna hem böyle teşekkür ederim hayatım, hem de neler oldu neler bitti, nasıl hissettim, nasıldım, o günkü duygularım, düşüncelerim nelerdi, bizimle paylaşır mısın Tuğçe'cim şeklindeki bir alanda o şekilde kullanmıştım ki çok tatlı değil mi ya? Bu ayın teması şahane şahane. Neyse, geçiyorum Kasım ayına. Romantizmin dibine vuracağım diyerekten gene kendimi baskıladım. Ama sonunda böyle tatlı kakpastalımsı bir temayla karşınıza çıktığım bir aydı. Güzel ya ya Kasım. Valla Kasım'da Aşk Başkadır'ı izlemedim bak senelerdir. Bir izleyip tekrardan bir ağlayayım ben en iyisi. Ajandanın iç kısmı beni şok etti. Ben bu kadar kullandığımı farkında değil, bayağı kullanmışım. Bütün toplantılarım, işlerim, şeyim de olmuştu, mezuniyet törenim de olmuştu ama online oldu maalesef ki hala buluşamadık. Belki seneye olursa yüz yüze ona katılabilirim de. Burada must-do, şahane. Reminder, hatırlatıcılarım, şahane. Bayağı dolu dolu yaşamışım, aferin bana. Bu ay bir ajanda çıkarma gibi planım vardı. Onun için çılgınlar gibi onun üstüne çalışıyordum ama gene her zamanki gibi ertelendi. Yine bir sonraki yılın sonuna bırakıp vakit yok diye gene erteleyeceğim muhtemelen. Çünkü benim tarzım farkım dur deyip senelerdir hiçbir şey yapamadım bu konuda. Neyse bakalım ya, hiç belli olmaz neler olacağı. Önümüzdeki yılda var bazı planlarımız. İç kısımlarda bakıyorum. Spor, ayın sonuna doğru bir başlamışım. Sağlıklı beslenmem spordan çok daha iyi. Seni çılgın Tuğçe, aferin. Maya'ya çok yapmamışım. Ya canım Dil ya. Dil bak gene kendine geri dönmüş özüne. Bir önceki ay böyle bir çıldırmıştı. İki kez yapmıştım ya, burada sıfır. İnanca bak yalnız ya. Nasıl kendime inanıyorsam sürekli koymuşum bu alanı. En altta da self care koyup 3 gün. Gerçekten yerinde olmuş. Çok güzel seçmişim habit trackerlarımı. Çok güzel motive etmiş beni belli ki. Neyse diyorum. En azından bu kısımda birazcık daha kullanmışım. Mood tracker koymuşum ama altında şöyle bir çizim olduğu için yer bırakmamışım. Sonra zaten hiçbir şey yazmamışım. Evet, burada giderler gelirler kısmı ayırmıştım. Bunu da genelde farklı bir şey için kullanmışım ama yapacak bir şey yok. Burada amaçlar ne çok yer vermişim, ne beklentiler ne beklentiler. Keşke onu mood tracker'la yer değiştirseymişim. Pek iyi planlamamışım bunun şeylerini. Creative ideas'ı bayağı bir, beni çılgın. Doğru, çünkü hem ajanda için hem de yeni yıl için bazı böyle seramik parçaları falan yapma gibi planım vardı. Onun için ayırmıştım ki doldurmuşum daha. Geçiyoruz bu ajandanın Son tasarımına. Sanırım yani top 1'ı seçtik. Evet, mantarlı sanırım 2 numara. Doğum günümde olan 1 numara ya da 3 de olabilir. Yani sıralamaya takılmayın. Biri oydu, biri mantarlıydı. Üçüncüsü de bu, yani en sevdiğim 3 temadan biri. İnanılmaz güzel oldu. Hem fikir olarak orijinal olması, yani bilmiyorum tabii de vardır böyle bir şeyler de, kendim bulmuştum bu şeyi falan. Çok gurur duymuştum böyle. Ne güzel oldu haçam falan diye böyle sürekli şey yapıyordum, kapatıp açıyordum böyle ajandayı. Her açtığımda da unuttuğu için böyle, ki bu aydan sonra kullanmayı bıraktım onun için, bir ay boyunca sadece açıp görebildim, bununla karşılaştım ama yüzümü gülümseten bir tasarım oldu. Bunu başka şemalara da uygulayabiliriz bu arada. Çok tatlı değil mi ya? Yeni yıl teması. Canım benim, çok sevdim. Bayağı yükseldi. Ayrılamıyor. Tamam. Hadi canım, veda et de geç. Aralık ayımız. Çılgınlar gibi dolu. Çılgınlar gibi yapılacak şey olan bir aydı. Benim için gerçekten çok güzel bir aydı. Çünkü Noel ayı olması böyle. Burada arkadaşlarımızla kutladık. Biz kendi aramızda küçük bir yemek yaptık. Çok keyifliydi gerçekten. Bir sürü hediye yağması. Hediye almak ve vermenin üzerine kurulu bir ay olduğu için çok güzel. Her ne kadar burada kar olmasa da, hava 35 derece olsa da, o iç ısıtan, burada dışın da ısınıyor, içinde ısınıyor her şekilde de, yanaraktan geçiriyorsun her şekilde. O eski böyle hani kar manzarası, içine hızır donmuş, kahveni almışsın, battaniyenin altına girmişsin. Bu kısımlar bende yok, evet, ama his olarak hepsi vardı. Çok sıcak bir aydı.
birçok sipariş aldım. Yani yılın en büyük siparişi diyeceğim. Daha yeni başladığım için tek sipariş aldığım ay diyebilirim. Bayağı bir seramik parçaları falan belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Minik seramik parçaları, yılbaşı hediyesi ve çam ağacı şeklinde böyle Rio dizaynlı seramik parçaları yapmıştım. Çok keyifliydi yapması ama öldüm ya. Net bir şekilde öldüm çünkü bir ara böyle günde 16 saat fix çalışıyordum. Yemek arası bile böyle hemen gidip 10 dakikada bir şeyler yiyip hızlı bir şekilde yukarı çıkıyordum tekrardan. Kalkıp sabah 6'da kalkıyordum vakit kaybetmeyeyim, gün ışını kullanayım diye. Akşam 10-11 gibi işte sadece aşağı yatağa girip uyuyup geri çıkıyordum. Böyle geçti ama aşırı verimliydi. Benim için aşırı aylar, ya aşırı aylar. Çok çalışarak geçirdiğim aylar da bana çok iyi hissettiriyor kendimi. Dönüp baktığımda şu an şu doluluğu gördüğümde ve o anki hissiyatımı da hatırlıyorum şu anda. Çok 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 güzeldi ya. Güzel bir aydı. İyi iyi geçmişti. Sizin için de umarım güzel bir kapanış olmuştu. 2022 böyle... İnişli çıkışlı geçse bile kapanışı güzel yaptı en azından. Arka sayfasına geçiyoruz. Bakın ne çılgın. Spor. Wow. Tuğçe seni çılgın. Düzenli spora geri dönmüşüm. Sağlıklı beslenmem de çok iyi. Hiç fena değil. Yani yarı yarıya en azından buna da şükür. Maya hiç yok. Evet bu ay full sipariş şey yapmıştım. Hiç animasyon yapamadım onun için. Canım burada bak ne var. Ay bunu da hiç bırakmamış geride canım. Dil tabii de hiç yok. Derslere geri dönerim diyordum ama öyle bir vaktim ve enerjim. İçten içe çok da isteğim yok açıkçası. Yapmam gerekli diye düşünüyorum. Ama dil öğrenmeyi çok seven bir insan değilim. Çok iyi de değilim bu konuda. Ben görsel hafızacıyım. Böyle yani bazıları vardır ya dil hemen kapar. Ben onlardan biri değilim maalesef. Onun için sanırım pek de isteğim yükselemiyorum o konuda ama azimliyim. Yani en azından kendime subliminal değil hatta bayağı böyle net bir şekilde göze parmak şeklinde kendime mesajlar gönderiyorum. Belki işe yarar bu sene. Burası da yani aslında weekly planner şeklinde ayırmıştım. İşte creative ideas falan diye ayırmıştım ama tamamen siparişleri yazmak, kime ne kadar, hangi gün kim alacak, kim ne istedi şeklinde onlarla geçirmiştim ki neticede bana hizmet ettiği için verimli bir şekilde kullanmışım diyebilirim. Aslında bundan sonra 1-2 sayfam daha vardı ama artık bir ay daha sığdırabilirdim ama yeni yıl, yeni başlangıç, yeni ajanda şeklinde olsun diye yeni ajandama başladım ve bu ajandama veda ettim. Güzel bir yıl geçirmişiz. Gerçekten her ne kadar bir Haziran'dan Mart'a zıpla, Mart'tan sonra önü yok arkası yok şeklinde tam bir yılı dolduramamış olsam da Mart'tan beri düzenli yaptığım için kendime top tier, fıçı fıçı. Umarım 2022'niz şahaneydi ve 2023'ünüz onu solda sıfır bırakacak şekilde geçer. Size tekrardan şahane bir yıl, bol aşk, gezme, para, şans, sevgi, huzur, sağlık dolu böyle kombostik bir, kombostik yalnız çok iyi olmadı mı? Fantastik, bombastik ve kombonun karışımı kombostik bir yıl diliyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizinle ajanda dahil olmayan bir videoda yakında görüşürüz. Kendisi muhtemelen çizime sohbet olacak deyip buradan minik bir ipucu verdim. İpucu deyip diye videonun adını söyledi ama planım en azından o şekilde. Ama bilirsiniz ki ben hiçbir zaman planlarını uygulayan bir insan olmadım. Ama 2023'te değişebilirim. Kendime efekt verdim. Efektlerimde hiçbir update gitmiyorum farkındaysanız. Bu konuda kendimi hiç bozmadım. 3 senedir bravo Tuğçe'ciğim diyorum. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Çakalın.